Herkese selamlar dostlar. 1 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarıyla birlikte sizlerleyiz. Videonun sonunda da bir adet ideal kombine önereceğim. Videoya güzel seviyede like gelirse aynı şekilde pazar günü de önerisini yapmayı düşünüyorum. Bir adet ideal kombinenin değerlendirecekleri şimdiden herkese bol şanslar. Sizlerden ricamız videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmanızdır. Ligler artık başladı. Güzel bir başlangıç yapalım diyelim. Ve bir skor yarışmasıyla başlayalım. Bildiğiniz üzere yarın çok güzel bir mücadele var. Cumartesi adına daha doğrusu. Adana Demir ile Galatasaray mücadelesi ne olur? Bol gollü bir maç bekliyoruz. Derbi havasına geçebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Adana Demir'in taraftarı zaten inanılmaz baskılı ki oyuncular da aynı şekilde o yönde baskılı bir oyun sergiliyor. Galatasaray takımı da İstanbulspor'la bir hazırlık maçı oynadı. Orada bile çok iyi bir performans gösterdi Galatasaray takımı. Güzel bir mücadele olacak. İdeal yüksek oranlarıyla birlikte tercihlerimizi yapacağız. Sizlere maç skoru ne olur diye sorduk. Bilen bir iki arkadaşımızı, cumartesi olmasından dolayı iki arkadaşımızı Ekim ayı boyunca katı Telegram gruplarımıza misafir edelim. Beklentiyi söyleyeyim. 3-2'lik Adana Demir galibiyeti indeks beklentisi öyle. Geçtim bunu arkadaşlar. Ekim ayı için ay başında olduğumuzdan dolayı katı Telegram gruplarımız yenilenmiştir. Bilgisini buradan da verelim. Her ay başında olduğu gibi yenileniyor. Ekim ayı için de yenilendi. Ekim ayı bildiğiniz üzere en dolu geçecek aylardan bir tanesi. Dünya Kupası olduğundan dolayı Dünya Kupası öncesi takımlar yoğun bir maratonun içine girecekler. Bu yüzden biz de burada en iyi şekilde elimizden geldiğince aktif olmaya gerek canlı maçlar gerek maç önü gerekse zaten kuponlarımızla birlikte yüksek misli olsun ideali sizlerle olacağız. Bunun da bilgisini verelim. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricam hafta sonu olmasından dolayı 2 saniyenizi ayırıp videoya like atmanızdır. Artı 400 seviyesinden like gelirse çok teşekkür edelim diyerekten de başlayalım. İlk mücadelemizde Kasımpaşa ile Gaziantep mücadelesi. Şimdi her iki ekibe baktığımız zaman da kalite anlamında Gaziantep tarafı biraz daha ön plana çıkıyor diyerekten de söyleyebilirim. Kasımpaşa tarafında Şenol Can tekrar geldi takımın başına. Ufaktan bir toparlanma oldu. Son mücadelesinde yendiler. Fakat oyun olarak veya kadro kalitesi olarak bence Gaziantep'in bir tık arkasında olduğunu düşünüyorum. Bu maçında da favorisi Kasımpaşa. Kendi evinde olduğundan dolayı tamamen favori olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Gaziantep tarafına baktığımız zaman da özellikle Maxim ve Sagal ikilisi. Maxim ofansif orta saha rolünde pasları kanada olsun, Figueiredo'yu olsun santraforuna iyi iletebiliyor. Sagal da hızını kullanaraktan da kanattan çok etkili geldiği için ben burada Gaziantep'in golünü biraz daha ideal görüyorum. Günün erken seans maçları patlama da olabilir. Fakat olası bir 1-1'le gelir diye düşünüyorum ben bu mücadele. İdealden bir KG var tercihini sizlere sundum. Bunun da oranı 1.37 zaten. Çok fazla bir oran açmamışlar. İhtimal dahilinde. Hatta maçın beklentisi gollü beraberlik. Onu da sizlere söyleyeyim. Dileyenler bir maç sonu 0'a da günün erken seans maçları genelde bir 0'a da yatkın olur. 3.12'den de bir maç sonu 0 sistem kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Gollü beraberlik çıkabilir bu maçtan. İkinci mücadelem Arsenal'la Tottenham mücadelesi. Yine aynı şekilde günün erken seans maçlarından bir tanesi Arsenal mücadelesi. Çok güzel bir maç olacaktır. İki takım da çok formda. Baktığımız zaman da namağlup Tottenham var kendi liginde. Premier Lig'de Arsenal'a tek bir takıma mağlup oldu. Onun dışındaki zaten her takıma kendi oyununu hissettirdi. Oynadı ki keza mağlup oldu. United maçında da kendi oyununu oynamasını bilen bir Arsenal takımı vardı. Eksik sakat cezalıya baktığımız zaman da şöyle önemli bir isim var mı diye baktığımız zaman da arkadaşlar önemli bir isim Zinchenko, Tierney şüpheli durumda. Yok önemli bir isim. Loris şüpheli durumda. Kulusevski şüpheli durumda ama bunlar muhtemelen oynar milli takımdan döndüğü için bu durumda şüpheli gösteriyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Arsenal tarafı kendi evinde çok baskılı olacaktır. Fakat karşı tarafta Hugminson 6-2'lik bir maç oynadı Leicester mücadelesinde. 3 tane gol attı. Yedeğe düşmüştü o mücadelede son ilk hafta sergilediği performanslardan dolayı. Bu hafta da ekstradan bir performans bekliyorum. Son tarafından Tottenham gol atarsa son tarafından gelebilir. Avrupa'da oynayanlar bunu da bir değerlendirsin. Böyle ufak bir hissiyat diyelim ona. Burada da ben yine KG VAR'a gittim. İdealden alınabilecek bir tercih. 1.42 gibi oranla her iki takımın atması gol bekleniyor bence. Maçın beklentisini söyleyeyim. 2-1'lik bir Arsenal galibiyeti gelebilir ki keza benim de beklentim o yönde. Arsenal formda Tottenham burada ilk mağlubiyetini alabilirlikte. Tek farklı bir galibiyeti de sisteme 3.68 gibi oranı var. Bakın şurada handikap 0'ın. Bu da sisteme girebilir diye düşünüyorum bilginize. Kadiz'le Villarreal mücadelesi. Kadiz'in son maçını hatırlıyor musunuz? Cuma günü oynanmış. Dedim ki bu maçın analizi şu yönde arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde bakmıyorum. Cuma günü oynanmış. 4 haftadır gol atamayan bir Kadiz var. Onun dışında hiç daha galip gelemeyen, puan alamayan Kadiz var. Kadiz burada puan alamasa bile ilk golünü atar diye düşünüyordum. Ve attı da hatta 90 artı Negredo attı. Güzel bir arka direkte tamamladı
öyle bir gol oldu. Galip geldi o maçta. Çok da iyi oynamadı maçta açıkçası. Yine kötü oynayan taraf Kadiz tarafıydı. Villarreal'e baktığımız zaman da 2 haftadır ligde mağlup, 2 haftadır ligde puan kaybediyor. Bir beraberlik, bir mağlubiyet diyerekten de. Kadrosu kaliteli Gerard Moreno bu maçta oynar mı bilmiyorum. Şüpheli durumda. Takımın bence en önemli isimlerinden bir tanesi. Onun dışında Avrupa'da zaten 2'de 2 yaptı. Kendi evlerinde Astro Wien'le oynayacaklar. O maçtan ziyade yani herhangi bir rotasyon beklemiyorum zaten. Bu maçta tam kadro çıkaraktan da Kadiz'i yenmek isteyeceklerdir. Hatta ben bu maçı ideal kombineme de aldım. Hem Villarreal takımını izleyen biri olaraktan da hem Kadiz'i geçen hafta ve daha öncelerde biraz daha takip ettiğimden dolayı maç sonu 2'yi burada doğrudan öneriyorum. Hatta skor beklentim 2-0'lık bir Villarreal galibiyeti olduğundan dolayı handikapı da burada 2.36'dan sisteme atılabilir. Değerlendireceklere bol şanslar. Napoli-Torino mücadelesi. Napoli inanılmaz bir şekilde başladı ve ilerlemeye devam ediyor Napoli takımı. Bu mücadelede galip gelmek için elinden geleni yapacaktır. Hücum hattı zaten inanılmaz bir şekilde ilerliyor. Şimdi Osimhen bu maçta oynar mı oynamaz mı bir baldır gerilmesi problemi vardı Osimhen'de. Oynarsa çok daha iyi olur. Fakat Kvaratskhelia, Gürcistanlı oyuncu, hem milli takımda da şov yapmaya devam etti. Napoli'de de ekstra performans sergileyen birçok isim var. Özellikle Kvaratskhelia çok göze çarpıyor sol kanatta. Birçok pozisyonda harcadığını söyleyebilirim ben burada. Torino biraz zor rakip ama kendi evinde burada etkin bir Napoli göreceğimizden dolayı ben burada Napoli'nin atacağı 2 golü tek tercih ideal olarak değerlendirme altına aldım. Onun da oranı 1.50 arkadaşlar bakın. Napoli'nin atacağı 2 gol 1.50 bandında bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadele Malmö ile Hammarby mücadelesi. Bu maçı şöyle aldım. Birbirlerine çok yakınlar iki ekipte. 42-40 puanda ikisi de. Hammarby önde. Hammarby burada olası bir beraberlikle Napoli'nin elinden, Malmö'nün elinden biraz daha kurtulmak mı isteyecek diyelim veya puan farkını kapatmak istemeyecektir. Malmö'nün önüne geçmesine izin vermek istemeyecektir. Şu an form olarak bence Hammarby takımı bir tık daha önde olabilir. Malmö son haftalarda biraz sallantıdaydı. Maçlarını da takip ettim biraz Malmö takımının. Fakat bu maçın havası biraz farklı olacaktır. Malmö kendi iç sahasında biraz daha iyi. Deplasmanda Hammarby aynı şekilde o da iyi. Mücadelenin ben bir KG var olarak tamamlanmasını beklediğimden dolayı 1-4'ten tek tercih KG var olarak değerlendirme altına aldım bilginize. Leipzig ile Bochum mücadelesi. Güzel bir ve gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. Bochum tarafına yeni teknik adam geldi. Onu belirtelim. Geçen hafta oynadığı maçta da beraber kaldı. 2 haftadır bakın KG varını ben değerlendiriyorum. Ondan önce zaten hep KG yok bitti. KG varları geldi o maçta. Yeni teknik adamıyla Bochum bu maça çıkacak. Aynı şekilde Leipzig'de Marco Rose gelmişti. Gladbach'a mağlup oldular. O maçı saymıyorum. Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadılar ve kendi evinde Dortmund'u 3-0 gibi ilk maçından net bir skorla galip gelmesini bilmişti. O maçta da ben zaten Leipzig tarafındaydım. YouTube'da da aynı şekilde öneri yapmıştık. Burada Leipzig'in ben galip gelmesini bekliyorum. Yine patlama olacaktır. Szoboszlai, Forsberg, Nkunku hücum hattıyla bir de Werner olacaktır mutlaka. Eksikleri var. Olmo, Laimer bu iki önemli isim yok. Ben mücadelenin 2.5 üste gitmesini bekliyorum zaten. Belki Leipzig tarafı da götürebilir tek başına. 2.5 üstünde bir yaparsanız arkadaşlar 1.43 gibi ideal bir oranı var bence. Bence Leipzig tek başına bile üste götürebilir diye düşünüyorum bu karşılaşmayı. Geçtim diğeri de Fulham Newcastle mücadelesi. Yine güzel her iki takımın birbirine atabileceği goller olacaktır diye düşünüyorum. Fulham takımında zaten Mitrovic Sırbistan'da aynı şekilde formunu hiç bozmadan devam etti. Oynadığı maçlarda gol atmasını bildi aynı şekilde Mitrovic. Fulham takımı kendi evinde baskılı, özellikle ilk dakikalardan itibaren baskılı bir Fulham takımı var. Bu mücadelede gollü bir beraberliğe biraz daha yakın gibi maçın indeks beklentisi 1-1'lik skor diye söyleyeyim ben sizlere. Newcastle'ın son maçını 90 dakika izleyen biri olarak söylüyorum. Bournemouth'a karşı oynadı. Orada ev sahibi 1.5 üst olarak değerlendirme altına almıştık. Newcastle'da o mücadele Saint-Maximin yoktu arkadaşlar sol kanatta. Onun eksikliği gerçekten hissediliyor. Bu maçta da şüpheli durumda. Oynar mı oynamaz mı belli değil. Fakat Fulham takımı önde biraz daha baskılı oynayacağı için ve defans çizgisini bence biraz daha ön plana, daha ikinci bölgeye daha yakın kuracağı için İsak'a atılan toplar belki Newcastle adına sıkıntı olabilir. Onun dışında onlar da yerleşmek isteyecektir rakip bölgeye. O yüzden güzel KG var beklediğim maçlardan bir tanesi. 1.55'te bunun oranı var. KG var tercihinin. Onun dışında bir yüksek oranlarında bir maç sonu 0'da bir değerlendirme altına alabilir. Gollü beraberlik 1-1'e uygun bir maç olarak görüyorum. 0'da belki alabilirsiniz. Diğer mücadelem Liverpool'la Brighton mücadelesi. Brighton'ın başına yeni hoca geldi. İlk mücadelesi olacak sanırım. Liverpool makas ligle zirveyle arasında açılıyor makas. Şampiyonlar Ligi'nde keza iyi sonuçlar alamadı. Ligde de aynı şekilde iyi sonuçlar alamayan bir Liverpool takımı var. Milli arayı güzel değerlendirdiklerini düşünüyorum ben artık Liverpool takımının. Burada bir ivme yakalayacaklardır diye düşünüyorum. Brighton'a oran da güzel. Çok fazla analizini yapmaya gerek yok. Liverpool'dur. Enfield'de oynayacaklar burada. En az 2 gol atarak kazanması 1.35'ten ideal olarak değerlendirme altına alınabilir. Hatta benim skor beklentimi söyleyeyim.
söyleyeyim. Eğer bir yüksek oran sistemi atacaksanız 2-1'lik bir Liverpool galibiyeti beklediğimden dolayı tek farklı handikap 0'ında 3.46'da bir Liverpool denemesi yapılabilir bilginize. Onun dışında geçtim bunu da. Inter Roma mücadelesi, güzel bir yüksek oran mücadelem var burada. Güzel bir Roma takımı kuruldu burada. Dybala'nın geçen maç mesela hangi maçtı? Atalanta mücadelesi maçı vardı. Dybala aynen maç önündeki antrenman yaparken sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Olsa bence farklı olurdu. Maçta muhtemelen kadroda olacaktır Dybala burada. Ben burada KG var tercihini ön plana çıkarıyorum. Fakat güzel bir tercihim var bu maç hakkında. KG var aldık ya burada 1.48 gibi orandan. Roma arkadaşlar her maçını izleyen biri olarak söylüyorum Roma'nın. Neredeyse her maçını izledim. İlk yarıda çok etkili oynayan bir Roma takımı var. Deplasmanda olsun evinde fark etmiyor. İlk yarıdan Roma gol atabilir. Onun da oranı ne biliyor musunuz? İlk yarı Roma gol atar. Yeni oranlar açıldı ya, onlardan bir tanesi bu. İlk yarı Roma gol atarın oranı 2.06 arkadaşlar. Onu da bir değerlendirme altına alabilirsiniz. Fakat idealden var tercihi burada. Değerlendirme altına alınabilir. Adana Demir Galatasaray mücadelesi. Devam edelim. Güzel bir maç olacaktır zaten. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Bilen iki arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz zaten. Söylemiştim sizlere. Burada favori sürekli değişiyor. Adana Demir favori açıldı. Galatasaray favoriye döndü. Değişiyor yani. Galatasaray da çok formda aslında. Kadro çok baskılı bir oyun sergilemeye çalışıyor. Aynı şekilde Adana Demir de bu maçta çok baskılı bir oyun sergilemeye çalışacaktır. Galatasaray ile oynasa da kendi evinde oynayan bir Adana Demir var bu mücadelede. Hatta şöyle bir duyumlar var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Belhanda oynamayacak. Onyekuru sakat. Emre Akbaba oynamaz. Yedek kalır vesaire. Böyle şeyler var. Twitter'da Murat Başkan bildiğiniz üzere çok aktif kullanıyor sosyal medyayı. Bu haberin altına lan salak salak konuşmayın mı yazmış. Oyuncular daha tesise gelmedi. Çarşamba günü geliyor yazmış açıkçası. Yani Murat Başkan'ın böyle bir açıklaması var. O yüzden ya bunlar zaten olmaz. Bunları aklınızdan silin bence. Yani profesyonelliğe aykırı bir kere bu olay. Tamamen geçin bu mevzuyu. Ben Adana Demir'in kendi evinde gol bulmasını bekliyorum. İdeal kombineme de aldım zaten. 1.43 gibi orandan KG var tercihini. Galatasaray'a karşı gol bulur. Galatasaray'ın da gol bulmasını bekliyorum. Aynı şekilde Adana Demir biraz daha etkin ve baskılı oynayacak ya. Seyircisinin gücüyle deplasmanda basmak isteyecektir. Ben bir yüksek oran aldım burada. Galatasaray'ın atacağı 2 gole bir 1.98 oranı var bakın. Deplasman 1.5 üstünde burada 1.98 gibi oranı var. Bu da gelir. Maçın beklentisini dedim ya. İndeks beklentisi 3-2'lik bir Adana Demir galibiyeti. Ama bence 2-1, 3-2 ayarında bir Galatasaray galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum bilginize. Geçtim son mücadeleme. Mallorca ile Barcelona mücadelesi. Maçında gollü bir beklentisi olduğundan dolayı. Daha doğrusu gollü bir beklentisi yok. Ben gollü bir beklenti bekliyorum. Hatta indeks beklentisini de söyleyeyim sizlere. 3-1'lik bir Barcelona galibiyeti bekleniyor bu mücadelede. Barcelona gerçekten formda. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bayern Münih maçında bile Lewandowski birçok pozisyonu harcadı veya takım olarak da çok kaçırdılar. Burada Barcelona zirve yarışında tutunur. Real Madrid'le birlikte iyi bir şekilde ilerleyen bir Barcelona takımı var. Mücadelenin golle geçmesini bekliyorum. Vedat Muriç de formda. Atarsa Mallorca'da tadını da yenmez. Mücadelenin 2.5 üstte tamamlanmasını bekliyorum. 1.41'de bunun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Benim bir adet ideal kombinem var. İdeal kombinem ekrana gelsin. Fakat sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. 2 saniyenize ayırıp like atarsanız sevinirim. Villarreal mücadelesine ben Villarreal'in galibiyetini bekliyorum açıkçası. Oyunu iyi. Kadis'in oyunu kötü. Villarreal galip gelebilir. Korkum şu. Erken sinyas maçı olduğu için belki patlama yaşayabilir de sanmıyorum ama Villarreal galip gelir diye düşünüyorum. Adana Demir maçında ben güzel tempolu bir maç beklediğimden dolayı KG var tercihini değerlendirdim. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplam oranı 2.03'ten ideal bir kombinedir. Yani 50 lira, 20 lira bütçeniz neyse yüksek basmaya gerek yok. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.